AİHM Büyük Daire 22 Aralık'ta Demirtaş Türkiye kararını açıkladı. Bu kararın en çok tartışılan bölümlerinden olan 18. maddenin ihlalinden sizlere söz etmek istiyorum. Mahkeme bu kararla tarafsız gözlemcilerin ve uluslararası kuruluşların raporlarını dikkate alarak Türkiye'nin Demirtaş'ı tutuklama gerekçelerinin hukuki değil siyasi olduğuna, elindeki siyasi gücü amaçları için kullandığına hükmetmiş oldu. Yani Demirtaş'ın tutukluluğu ve yargılanması aslında çoğulculuğu bastırma ve siyasi tartışma özgürlüğünü kısıtlama amacı taşıyan bir siyasi stratejiydi mahkemeye göre. Bu karar Türkiye'deki haksız tutuklamalara ilişkin açık bir mesaj veriyor. HDP'nin tutuklamalarının aslında siyasi bir darbe olduğuna ilişkin görüşü en üst düzeydeki uluslararası mahkeme tarafından da onaylanmış oldu. Mahkeme bu kararı verirken Türkiye'deki siyasi süreci yakından incelemiş ve özellikle Haziran 2015 seçimlerinde AKP'nin seçimini kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'nın yargıya müdahalesiyle milletvekillerinin tutuklanması arasında açık bir bağ olduğunu ifade etmiştir. HDP ile Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi arasında siyasi bir gerilim başlayana kadar başvurucu özgürlüğünden alıkonulma riskiyle karşı karşıya kalmamıştır diyor mahkeme. Ancak çözüm sürecinin sona ermesi ve örneğin 28 Temmuz 2015'te HDP'nin liderleri bedelini ödeyecek diyen Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından başvurucu hakkında hazırlanan ceza soruşturmalarının sayısı ve hazırlanma hızı artmaya başlamıştır. Mahkemenin yaptığı bir diğer gözlem ise HDP'den tanınmış birçok kişi, milletvekili ve seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanarak özgürlüklerinden alıkonulmalarının tek sebebinin siyasi açıklamaları olduğudur. Bu sebeple mahkemeye göre Demirtaş'ın tutuklanması münferit değildir ve tüm tutuklamalar birbiriyle bağlantılı ve planlıdır. Mahkeme kararlarında AKP'nin yargıyı nasıl bağımlı ve taraflı hale getirdiğini de ortaya koymaktadır. Yargıda atamalara, terfilere, nakillere, disiplin tedbirlerine, hakim ve savcıların görevlerinin sona erdirilmesine bakan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerin Cumhurbaşkanı ve meclis çoğunluğu tarafından belirlenmesi mahkemeye göre yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmıştır. Tutuklamanın çözüm sürecinin sona ermesinden sonra gerçekleşmesi, Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlıklara ilgili beyanları, sadece HDP ve CHP milletvekillerinin tutuklanması, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin gözlemleri, Venedik Komisyonu'nun Türk yargısına ilişkin raporu, tutuklama sonucu Demirtaş'ın 2017 referandumu ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya yapamaması, Demirtaş'ın ve HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının yanı sıra belediye başkanlarının görevden alınması ve tutuklanmasında amacının muhalif sesleri kısmak olduğunun göstermesidir. Mahkemenin ifade ettiği gibi Demirtaş'ın tutuklanması yalnızca ona oy veren milyonlarca seçmenin millet meclise temsil edilmesi engellenmemiş. Aynı zamanda tüm topluma özgür, demokratik tartışmanın kapsamını daraltan tehlikeli bir mesaj verilmiştir. Bunun tarafsız olmayan partili bir cumhurbaşkanının yargı üzerindeki mutlak kontrole verilmiş siyasi bir karar olduğu açıktır.